Bunu bir kenara koyalım. Ha, ama savaş başladığı andan itibaren, yani Rusya fiilen işgale başladığı andan itibaren de yaptığımız açıklama ortada. Biz diyoruz ki bu Rus işgaline net tavır almak gerekir. Fakat bir daha biraz daha devam edeyim. Biz bakın Türkiye'de ben mesela hiçbir tezkere oylamasında evet oyu vermedim. Hiçbir tezkere oylamasında vermedim. Niye? İlkesel bakıyorum arkadaş. Benim ilkem ne? Türk Silahlı Kuvvetleri sınır ötesi herhangi bir operasyon yapmamalı. Herhangi bir yabancı asker de Türkiye'ye girmemeli. Gayet net mi? Ve bu bütün dünyadaki ülkeler için geçerli bir benimsediğim bir ilke. Ben şöyle yapmıyorum mesela. İşte oradaki savaşta işgalcileri destekliyorum da buradaki savaşta desteklemiyorum falan değil. Çok net. Herhangi bir işgal girişimi dünyanın neresinde olursa olsun buna karşı pozisyon almak lazım. Ama Türkiye'de bunu söylediğiniz zaman, NATO'cular o kadar güçlü ki aslında, tamam mı? Hemen sizi şey yapıyor, damgalamaya çalışıyorlar, toplum nezdinde küçük düşürmeye çalışıyorlar. Oysa bu savaşın iki tarafı var, bir tarafta işgalci Rusya var, bir tarafta da Ukrayna halkını aslında kendi siyasi emelleri için Rusya'ya yemeden bir NATO var. İkisine de açık biçimde karşı durmak gerekir, pozisyonumuz budur. Bu süreçte henüz anketler geliyor mu bilmiyorum, anket yaptırıyor musunuz? Bizim öyle paramız yok, neyle yaptıracağız anketi? Sadece şu oluyor, hani onu da arkadaşlarımızın başı belaya girmeyecekse söyleyeyim, anket şirketlerinde çalışan arkadaşlar var, genç arkadaşlar, arada başkaları için yapılan anketleri bize de getiriyorlar. Ne diyor o anketler sizle ilgili şu ara? Ya şöyle söyleyeyim, ben mutluyum durumdan, hani yetersiz değil ama son bir yılda 0.3 ile başladı. En son geçen ay gelen ankette kararsızlığa dağıttıktan sonra 1.4'e kadar gelmişti. Bu büyüme eğrisini devam ettirebilirsek istediğimiz hedeflere ulaşabileceğiz. Bir de gerçekten hala kararsızlar dağıttıktan sonra 1.4. En son gelen anket 1.4. Fakat şu önemli, bakın hala Türkiye'de milyonlarca insan Türkiye İşçi Partisi diye bir partinin varlığından bile haberdar değil. Yani öyle bir ablukayla karşı karşıyayız ki ben bazen şey yapıyorum, espri yapıyorum. İyi ki diyorum medya bu kadar abluk altında tek muhalefet kanalı Türkiye Büyük Millet Meclisi televizyonu kaldı vatandaşı. Yani eskiden hiç izlenmezdi Türkiye Büyük Millet Meclisi televizyonu. Şimdi millet bakıyor muhalefetin sesini çıkabildiği ender yerlerden biri sonrası orayı dinliyor. Bizim de orada konuşmak için günlerce uğraşmamız gerekiyor. Zorlanıyoruz geniş kesimlere sesimizi duyurmak konusunda ama biraz da tabii seçim atmosferiyle beraber halkın algıları daha da açılacak ve Türkiye İşçi Partisi o süreçten daha da güçlenerek çıkacak bence. Siz programın başında genç insanların ideallerinden bahsederken yurt dışına gitmenin bir ideal haline dönüştüğünü söylediniz ya. Şimdi bununla ilgili sorular da var. Diyorlar ki mesela Türkiye İşçi Partisi'nin bununla ilgili somut bir önerisi var mı? Bir politikası var mı? Bu beyin göçünü durduracak, bu bahsettiğiniz noktada bir karşı hareketi başlatacak. Ya şimdi ben mesela şunu söyleyeyim, doğrudan ben gittim İngiltere'de, Almanya'da, son yıllarda oraya göç etmiş Türkiye'li arkadaşlarla sohbetler yaptım, toplantılar yaptım ve hepsine orada söyledim bunu. Bizim temel hedeflerimizden bir tanesi sizin bu ülkeye geri dönmeniz. Ama insanların bu ülkeye geri dönebilmesi için neye ihtiyaç var? Ya yaşayabilecekleri bir ülke olması lazım buranın. Şimdi gelirken konuşuyordum işte motokurye bir arkadaş. Ya Fransızca siyaset mezunu motokuryelik yapmak zorunda. Motokuryeyle nasıl konuşuyordunuz gelirken? Sohbet ettik. Denk mi geldi? Evet. Yani şimdi düşünsenize ya, Fransızca siyaset bölümünü bitirmiş motokuryelik yapıyor bu çocuk. Şimdi fırsat bulsa gidecek tabii ki. Tamam. Ya da şimdi siz bu memleketin doktorlarına, hekimlerine giderlerse gitsinler çeken bir cumhurbaşkanının olduğu ülkede bin bir zorlukla hekimlik yapmaya devam etmek ister misiniz? Ve bu durum ortadan kalkmadığı sürece arkadaşlarımız gitmeye devam edecekler maalesef. Çok üzücü çünkü Türkiye en nitelikli insanlarını, en birikimli insanlarını kaybediyor. Bu köklü bir çözüm gerekiyor buraya. Yani bu iktidarı indirerek başlamak lazım. Ben inanıyorum ki mesela çok net, mesela bunu orada ölçtüm yani... Bireysel bir gözlemdir ama genelleştirebileceğimize de inanıyorum. Bu iktidar koltuğu kaybettiği anda insanların Türkiye'nin geleceğine dair umutları artar ve gelip memlekete katkı koymak isterler. Ya bugün soru şu değil, insanlar bireysel kurtuluş için kaçmıyor. Memlekete katkı koyabilecekleri zemin yok ortada. Yani insanlar memleketin güzelleşmesi için bir şey yapmak istiyor ama dayısı yoksa, amcası yoksa, iktidara yakın değilse, yandaş değilse kendisine bu alanlar bile kapatılıyor. O yüzden gitmek zorundalar. Ben iddia ediyorum bakın. Bu iktidarı koltuğundan indirelim. Giden arkadaşların en az %50'si hemen dönüş hazırlıklarına başlarlar. Şimdi 17 Nisan Pazar günü bir tarım kongresi gerçekleştirdiniz. Çok enteresan bu tabii. Çünkü şöyle enteresan değil aslında, olması gereken bu. Çünkü Amerikan Başkanı dahil herkes çok açık bir şekilde dünya ile bir kıtlığın geleceğine dair bir içerik paylaşıyorlar. Sürekli anlatıyorlar. En son Biden'ın konuşmasını siz de seyretmişsiniz. Bayağı kıtlık geliyor dedi.
Şimdi Türkiye'de de bu anlamda bir hareketlenmeye çok ihtiyaç var. Yani bu kıtlık dünyada olacak da Türkiye bundan azade bir hali yok. Bizde de ciddi sıkıntılar var ve olacağı da belli. Ben ilk kez bir siyasi partinin bunu çok ciddiye alıp bir tarım kongresi yaptığını görüyorum. Hakkını yediğim kimse varsa özür dilerim. Lütfen bana yazsınlar, hemen onu da düzelteyim. Ama benim bildiğim şu anda bir tek Türkiye İşçi Partisi bunu ciddiye alıp bir tarım kongresi yaptı. Neden tarım kongresi yaptınız? Bu kıtlığın siz de farkındasınız. Yani bu yaklaşan bütün dünyayı etkileyecek kıtlığın farkındasınız. Bunu bize biraz anlatsanız ben çok merak ediyorum. Ya şöyle, belki başka partilerde yapmıştır ama bizim yaptığımız, kesin olarak farklı yaptığımız bir şey var. Biz konunun bütün muhataplarıyla birlikte bu süreci ele almaya çalıştık. Yani üreticiler, köylüler, akademisyenler, partimizin konuyla ilgili çalışan birimleri, bilim kurulumuz esas olarak bu işi yaptı. Ve gerçekten tam da sizin söylediğiniz eksende meseleyi ele aldık. Yani sorun sadece Türkiye'de köylülerin nasıl yaşayacağı meselesi değil, tarımla ilgili mesele. Aynı zamanda kentlerde sürdürülen hayatı da tehlikeye atan bir şey. İşte son günlerde işte bu zamlarla beraber falan tartışılan kalemlere baksanıza. Yani ayçiçeği tartışıyoruz mesela Türkiye'de. Bir de gerçekten çok aslında basit, şöyle formüle edebilirim. Borçlu hissediyoruz kendimizi. Yani biz ilkokuldayken, ortaokuldayken şunları dinlemiş bir nesiliz. Türkiye dünyada kendi kendine yetebilen 7 ülkeden bir tanesi. Değil mi? Böyleydi. Şimdi Türkiye kendi kendine yetemeyen bir ülke haline geldi, getiriliyor. Bir fark daha söyleyeyim. Biz bu yaşanan süreçlerin böyle beceriksizlikle falan açıklanabileceğine inanmıyoruz. Bu iktidarın bilerek ve isteyerek Türkiye'yi tüm alanlarda, sanayide de tarımda da üretimden çektiğini ve bir bağımlı ekonominin doğal sonucunu yaşadığımızı düşünüyoruz. En önemli dertlerimizden bir tanesi doğrudan o üretici arkadaşlarımızın sorunlarını dinlemek, onu kamuoyunun dikkatine sunabilmek ve onlarla birlikte çözüm önerileri geliştirebilmek. Çeşitli alanlarda üretim yapan bütün üreticilerle yan yana geldik. Yarın öbür gün tarım konferansının ayrıntılanmış raporunu da kamuoyuyla paylaşacak arkadaşlarımız. Buna uygun, bu dikkat ederseniz çok az yapılan bir şeydir. Birinci tarım kongresi dedik. Evet. Bu da özel bir tercihtir çünkü bunun ikincisini, üçüncüsünü yapmak üzere. Peki bir eylem planı çıkardınız devam mı? Devam edecek. Uzun bir tartışma oldu orada. Şimdi yavaş yavaş kamuoyuyla paylaşmaya başlayacağız. Yani ilk bir tarım konferans sonuç bildirisi yayınlandı. Bunun arkasından da hem kentlerde yaşayan yurttaşlarımızın sağlıklı gıdaya ulaşabilecekleri bir modeli hem de üreticinin hakkını alabileceği bir modeli yaratmak lazım. Ya bakın, Türkiye'de tarıma destek verilse, yani iktidar tarımı desteklese, Türkiye'den harcamak zorunda olduğumuz, yurt dışından getirmek için harcamak olduğu zorunda kaldığımız boşa giden paralarımızın kat be kat fazlası ürün elde edebilecek olanaklara sahibiz biz. Aslında yapılan hesaplar bunu gösteriyor. Zaten esas isyan da burada, biliyor musunuz? Köylülerin esas isyanı bu. Yani kardeşim, sen benim üretmemi engelliyorsun. Aynı ürünü gidip yurt dışından dünyanın parasını verip getiriyorsun. Bu ne oluyor? Hem senin köylün burada zarar ediyor, hem de yurttaşlar onu daha pahalıya almak zorunda kalıyorlar. Hem de bizim ülkemizin parası da yurt dışına gitmek zorunda kalıyor. Ya bu kadar akılsız, bu kadar anlamsız bir model ancak bu iktidar tarafından yürütülebilir tabii.